Evet, sevgili izleyenler, Gümüşhane, Şirhan, Yeniköy'deyiz. Sevgili canımız ve bizleri üzüntüye boğan çok sevgili Arzuman Günel'in cenazesi için gelmiştik. Geldik, tabii Yeniköy'e de uğradık, kaldık. Zaman kısa, çekimler de bu şekilde. Cep telefonuyla devam edelim. Şimdi okulda daha geçen sene çekimler yapmıştık, yayınlamıştık. Köyün okulu Cem Kültür Evi olarak yeniden düzenlendi ve aynı zamanda da daha da güzel bir iş yapıldı. Köyümüze, kültürümüze ait geleneksel el işi ürünleri sergilendi. Küçük bir müze yapıldı. Evet, girelim bakalım kapıdan içeri. Sevgili Dursun Günel abimiz bize bir şeyler anlatacak. Burada da güzel oldu. Oo. Yeniköy Kültür Müzesi kuruluş tarihi Eylül 2017. Müzemiz Yeniköy'ümüzün geçmiş kültürünü yansıtmaktadır. Geçmiş yıllar bizlerin babaları, dede ve ataları burada olan tarım alet ve edevatlarını kullanmışlardır. Bize yardımcı olan Yeniköylü olan ve olmayan Almanya, İstanbul, Ankara dernekleri olmak üzere bütün hemşerilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Azimet Kara, İsrafil Kara, Dursun Günel, Erdoğan Günel. Erdoğan abi, seni her daim anıyoruz, yad ediyoruz. Çok sevgili arkadaşım Bayram Günel'in dediği gibi senin ismin bir köşeye verilmeli. Bence bu köşe kütüphane bölümü olur. Erdoğan Günel Kütüphanesi diye bu köşede bir yerde senin adın sonsuza kadar yaşatılmalıdır. Saygıyla anıyoruz seni. Evet. Okuldan yadigar. Bunlar mı kaldı kala kala? Bunlar kaldılar okuldan. Diğerleri ne oldu? Diğerleri hep odun oldu. Adam götürdü, yaptılar. İyilerini seçtik. Bir iki kaç kişi götürdü. Bu masa Kırıklı'dan gelme. Geldi, numaralarını buldular burada. Adamlar hayret içerisinde kaldılar. Çöpe gitmiş olsaydı onun bir anısı olur muydu? Bravo size. İşte anı yaşatmak, anı biriktirmek böyle. Şimdi Çocuklar buralarda okumuşlardı. ben bir şey anlatayım. Şu Evet. anda Otur bakalım. He. Almanya'da neydi şeyin oğlu? Zeki miydi? Yok, Yavuz. Heh. Emin abinin oğlu, Kiraz'ın oğlu. Evet. Topaleri'nin Halil Bandai'nin torunu. Evet. Almanya'da bir büyük hastanede başhekim. Eyvallah. Buraya oturdu, çocuklarına dedi ki, çocuklarım işte ben ilk eğitimimi bu masalarda aldım. O da çocuklarına da büyük bir anıdır. Yani resmini ben çektim şeylerini. Ben burada yetiştim ve buraya geldim. Böyle de bir anı var. Onun için bu masalar çok şeyleri hatırlatıyor. Şöyle sırasıyla teker teker çekelim. Şuradan, Şuradan ondan ya. tamam olsun. Buradan bakalım. Sıradan hiçbir şey boşta Bu kalmasın. Tuğrul'un saatiymiş Ankara'da. Tamam işte yani o da önemli. Tuğrul abinin saati. Tuğrul saatim. Çok seviyormuş bunu. Tamam. Hangi Tuğrul ama? Şeyin İsmail abilerin torunu. Bibimlerin, kibar bibimin. Ha. Ha. Ay gidi Tuğrul abi. Ona da geçmiş olsun diyoruz. Şifaları bol olsun. Şimdi gelelim şöyle. Baştan gelelim. O kalbur şeye vermek. Kalbur oldu. Buğdayı, kaba buğdayı yemek. Evet, Emine Aydın diyor. Kolamanın çatısından çıktı. Aşağıdaki de kolaman onun için şişmanmış. Çok et yiyormuş. Et döveceği. Et döveceği. Ha. Kolamanın et döveceği. Bu Evet. Fadime Kara'nın kaşıklı mutfak aleti. Eskiden kaşıkları buna Evet, koyarmış. aşağıdaki. Bu okulun, ilk okulun çöp kutusu. Bakın, evet izleyin. Çöp kutumuz böyleymiş. Bu Her şey Bayır doğal. Kara'nın 1976 elle yaptığı bizim orijinal kızağımız. Kızak. Kayfı, kayfı Evet. diyeyim daha doğrusu. Evet. Bu da Kaymak Kara'nın gelinlik sandığı. Kaymak Kara'nın gelinlik sandığı büyük Evet. hazine. Evet. Büyük, Şöyle bu da yukarıdan aşağı gelelim. Evet. ne diyor? Meral'ın Hasan'ın sabanı boyunduruğu. Kara saban. Karasaban. Evet. İnelim. O da gayşi falan Evet. üzerinde. O da bizim 7 numara dediğimiz orta lüks olan bir ışığımızdı. Evet. Bunlar hayvanları ahırlara bağlamak için Hüsnü Kara diyor yukarıda. Evet. mangur.
Bu Hüsnü Karan'ın lambası. Belki bunun ışığında çok kişiler eğitim yapmış olabilir. O ders veriyordu. Evet. Uzun anılar. Bu da Teke Mehmet'in köpeğinin Teke Mehmet'ten zamanından kalma köpek yalağı. Köpek yalağı. Ha, it yalağı yani. İşte duyun görün. Evet aşağıki. Bu Şöhret Torpalyalı'nın hanımının ilk gelinlik sandığı. Muazzam hatıralar. Evet. Yayık. Bu da hepsi üzerinde yine Kolaman'ın Emine'nin tuluğu. Allah Allah. Bu da köyün ilk sandık seçmen sandığı. Seçmen sandığı. Seçmen helal sandığı. Olsun. Seçmen sandığımız korunmuş. Evet. Bu da köstümüz değil. Pulluk değil. Kotan denir buna. Sabanın çok daha lüks olanı ve camışlarla veya mandalarla çekilenmişti. Hatta çok yerlerde çift koşulur mandalar. Öyle çekilir. Yani çok zor yerler için. O da Aslan Bey'in mastası ve meceği. Mecek nedir? Mecek bu kara sabanın başa gittiğinde çamur oluyordu. Çamuru temizlemek için. Mecek. Mecek. Çamuru temizlemek için mecek. Yani sabandaki çamuru temizlemek için mecek. Mecek kelimelere bu, dikkat edelim bu izleyenler. Bu sofra Aslan Bey'in dedesinin sofrası. Aslan Bey'in dedesinin en az 60-70, Şakir'in babası en az 70-80 yıllık. Yok, 180-200 yıllık. Yok ya, ay be. 96 yaşında babam vefat etti. Evet, kıl çuvalı dedik. Bu kıl çuvalı Gülferi Kara. Güldalı diyor. Ya Güldalı Kara. Evet. Bunun Zahra'yı buna yüklendi. Öyle naylon çuvallar yoktu. Değmenlere falan hep bundan gider. Buğdayları buna yine gidiyor. Aslan Bey'in kelle hızarı diyor. Onu atladık. Hızar. Yani iki kişiyle çekilen odun kesmek için. Odun kesmek. Bu aradaki de Mustafa Aydın diyor. El pul. Ha onu bu söyle. El yapma bende. Kendi eliyle yapmasın. Helal olsun. Evet. Böyle. Yukarıdakilerde isimlerini bilemem. O zaten lüks. Selahattin Kaya Kara diyor. Durdane Aydın diyor. Azık sepeti. Şu tahta, gördüğünüz tahta eskiden renkli çoraplar örüyorlardı. O çoraplar örüldüğü zaman kalıba koymak celdenin yani Hüseyin Şahin taşı. Aşık Hüseyin Şahin taşı. Evet anıları çok. Bu da bizim eski kovalarımız. Mahagünel üzerinde şeylerin arkasında gözükmüyor. Evet. Dilber Şahin taş büyük bir emanet. Çiğ tuluğu, çikeliği falan bunları da yaparlardı. Yani büyük kazanlarla haz denilen kazanlarla sütleri bir araya toplarlardı haftada bir. Evet. Yaylada çikelik yaparlardı. Evet. Bakın daha bir sürü şey bu da aynı şekilde orijinal. Gülperi Kara. Gün Kara. Bakın bu haliyle kalması olağanüstü güzel bir şey. Yine arkada da diyor ki Yün. O da Yün Tarı. Evet iki tane farklı. Şu makas var burada. O koyun kırklı. Koyun kırkmak için, koyun keçi kırkmak için. Bu şeydir kolan tokurken. Kolan nedir? Sıkıştırmak için. Kolan yani. Nedir? Kolan İp yani ipin yassı şekli yani İp. Şeleklere takılan ipler. Burada var mı? Burada şu anda kolan gözüküyor. Evet. Gel bizi çek. Sevgili öğrenci gel sen öğrencisin gel. Bu yolların ehli beytin öğrencisi. Ha, bizi bir çek var. Ha, şimdi daha rahatız. Ya elimiz kolumuz böyle arkadaşlar. Ay benim güzelim. Evet, abicim bunların korunması kim bilir bunun 100 katı vardı ama bu kadar kalmış. Bu daha kadar da vardır tabii. Sağ olsun. Daha da vardır. Verenlere şükranlarımız çok büyük. Büyük emanetler bunlar. Herkese verilmez ama yani, köyümüz namına verildi. Bir buçuk ay içinde bunlar toplandı böyle. Emek verenlere aşk olsun. Evet, Hikmet Kara diyor. Onun arabasının tekeri. Kanamazı ve tekerlekleri. Şu bunlar... O halka, maran halkaları, köylere tekrar açmıyor. Belki bunu yanımız görmez ama yine Ahmet Kara, Ahmet Çavuş diyor. Girebi. Ahmet Çavuş dedi, Hüsnü Dayı'nın babası. Hüsnü Dayı'nın babasının girebisi. Girebisi. Evet. Yani Hüsnü Dayı kaç yaşında öldü, onun babası Ahmet Başı'nın 90 yaşında. Vay vay vay. Verenlere aşk olsun. Bunlar nedir böyle? En önemlisi bu. Öküzlere nalban çakalı. Yani bunu öküzlere boynunu bağlarlardı. Buna takıp yukarı ağır olduğu için
Bundan kaldıraç olarak yapıp ayaklar yukarıya gelir. Ötüler şakarlar. Bu da tırnakları temizlemek için. Evet. Nalbant takımı. Evet. Hayvancılığın nasıl canlı olduğunun delilleri. Hey Anadolu'm! Sana ağlarım Anadolu'm. Hayvancılığın yok edildi. Böyle boynumuza geçirildi tırpanlar. Anadolu'da öküzlerin ayağını bak nasıl yapılan aletler varmış. Hey Anadolu'm sana yanarım Anadolu'm. Evet. Bunlar teraziler. Bunlar şeyler. Bu gelmeli denir. Bulgurlu kendilerimiz yaptığımız haşlanmış buğdayı kuruması için uzakta içine girmeyip de çekip çevrilmesi için. Gelmeli. Gelmeli. Bunların hepsi vardır. Yüzlerce insan böyle yetişiyor. Şu da bir ağaç. Bunun herhangi bir şey yok. Böyle bir ağaç bulmuşlar. Bütün hiçbir eki yoktur böyle. Anadolu doğa mucizeleri. Ya. Anadolu doğa Anadolu. Demiş doğa. Büyülü doğa. Bu da saban demiri. Kara saban. Kara sabanın demiri. Demiri. Kara sabandan geldi. Kara sabandan. Evet. Evet. Üstad. Bu en önemli ekmek, un, peynir. Hemliklerin kibarının hamur teknesi. Evet. Belki aynı zamanda da yıkanma. Kibar bibim, kibar bibim adın geçmesin. Yani bütün tek ağaçtan yapılmış. Tek bir ağaçtan oyularak yapılmış. Evet. Yani buranın en önemli ürünü. Şeyi, patoz, karman makinesi. Yani sapın samandan ve buğdayı ayrılıp makine çevir çevir dönüyor. Gel bayramım gel güzelim bayramım. Vadir çok halden kaldı bunlar. Biraz da kendisi de şey bayramım şey. Afadarmaz bir mucizeyi yaşıyoruz. Yani bu envantere geçecek bir şey. Zaman hatta bunu kim Amerika'dan bir tanesi dedi ki Almanya'dan dedi ki yarışmalara koyacağız dedi ama resmini alamadı. Yani bunu bilenler bilenler. Vallahi diye, çok çünkü tek parça olması o, hani o, kırık kırık olmaması bayramın. Bu orijinal. Yani. Orijinal kapağı bile var. Gel şöyle bir bak hani kapağının bile kırılmaması bir oluyor böyle doğa mucizelerle dolu. Aman biz de zarar vermeyelim. Şunun aynı. Gel. Yani şu göbeğin kırılmadan gelmesi çok tam, enteresan. Tambur yani. Burası hani. Rüzgar hazinesi. Rüzgar. Onu ayırmak için. Buğdayla samanı ayırmak için. Rüzgar. Hayır bir bütün rüzgar. Halinde olması çok muazzam. Gel. Burada teknoloji. Bu pervane çalışırken burada da aynı zamanda elekler var. Elenirken rüzgar hafif şeyleri dışarı atıyor. Buğday da daha kalın olduğu için ayrı yere saman burada ayrı ayrı yerlere gidiyor. Helal olsun saklayana, buraya getirene. Evet. Böyle bunlar buranın mı yoksa? Hepsi buranın. Allah burada Allah. Hiç köyden bize verelim dediler. Kimseye öküz arabası bulamadık da almadık. Kendi malı kaldı. İpek Aydın'ın ismi Şöhret Kara, Hacca Kara, bunlar birçok insanın durdağını, yok İlker Şahitaş. Belli durmuş. Çok mühim, bak şu beşik çok önemli. Yani orijinal onda yazmış. Orijinal beşik, bu da kırılmadan gelmesi çok önemli. Dostlar, bayram dostum çekiyor. Evet, yine üretim tüketim ilişkileri. Gel. Gelsin büyüğümüz olarak. Ha, geç. Şimdi en yukarıdakine şelek deriz. Hem saman taşımak için hem odun taşımak için. Onun alttaki zaten dirgendir. Bir alttakine yaba denir. Harman zamanı samanı çevirip tersizde bir dağ ölsün diye. Bu düğenlerin aynı yere konmuş ki bunlar aynı takımın şeyleri. Hepsi bir bütün. Hepsi bir daha bütün. Söyle bakalım. Bizim gençler İzleyen Almanya'da, ta Amerika'ya da geldi. Nedir bunlar? Bu en baştan başla. Bu sırtımızda getir. Sepet. Büyük sepet ama. Büyük, sıradan büyük sepet. Yani buna şey deniliyor. Buna kışın saman taşımak, ot taşımak için hayvanlara. Samanlıktan, melekten. Onun alttaki dirgen, tarlada. Dirgen. İkinci sırayı anlatıyoruz. Dirgen. Üç tane dili var, şey yani, var, dişi var. Üçüncü sıradaki ucu tenekeli olan evet. Yabadır. Bunu harman zaman düven sürerken samanı çevirip altı da bu düvenlerle geçsin dedi. Öbürü de ot toplamak içindir. Ot çatal yani ot dördüncü sıraya geldi. Dördüncü sıra. Beşinci. Beşinci sıradaki de tarlada biçilen geride kalan sapın azalmanın tırmızlayarak toplanmasıdır. Bu da bu gördükleriniz bunlar çok enteresan bir şeydi. Harman zamanı hayvanlar buğdayı çok sevdiği için
samanın altında buğdayı yemesin diye ağızlarına bağlarlardı. Öküz ağızlı. Hey aşseda. İlk defa görüyoruz. Bu da Aslan Bey'in tarlada çay kaynattıkları kara çay. Helal olsun. Kara çelik. Bu da orijinal bir safi. Safın süretten yapılmıştı. Safa öyle. Böyle bir kalmıştı. Bu da asıl karmanın düğer. Yani sapı saman haline getiren. İsmail Para diyor. Sapı saman haline getiren düğer. Bunun altındaki çatlakları bu çoğu dökülmüş. Çakmak taşları vardı. Bu taşlar sapı ezerek saman haline getirir. Bu da onun biri tersizdi, biri şey girdi. Bu da aynı zamanda, bu da yaban. Bu çok orijinal bir şey. Şunu unuttum. O da anadut diyor. Demir olduğu için şey yapmam. Yalnız ot, ekin toplamak için. Toplamak için. He, o... Arabayı yüklemek için. Arabaya. Bu Kolaman'ın değmenin buğday haznesi. Şimdi sel altı, su altında kaldı. Fakat herhalde değirmenin çatısı çöktü. Bunu hafif olduğu için su kaldırmış, dışarı yatmış. Kadar bu kaldı. Ne vardı oradan? Bir sürü şey de gelebilir zaten. Değirmeni alamadık taşlarını. İnşallah su çekildiği zaman. Ne de çekilecek? İşte bazen de ağaçlar kesilir, çamlar gider, köylüler bakar, metrelerce yollar yapılır. Uyan köylüm uyan, tırpanlar geliyor. Tırpanlar, tırpanlar. Bunlar buğday ölçeğidir. Yarım goddur bunlar. God olarak bir God nedir? God bir ölçek demek. Ölçek, bir buğday ölçeği. Evet, gençler bilmez. Nereden bilsinler? Doğaldır. Anlatacağız. God bir ölçü birimi. Heh. Ama kaç kilograma denk geliyor? 12 kilo. 12 kilo. Ha. Demek ki 12 kilo. Ha. O onu gençler öğrensin. Bu o yarımı oluyor. Yani God'un yarısı bir şey diyorlar mı buna? Yarım diyorlar. Yarım God. Yani bu şurada uruktur. Urup. Ha, urup dörtte biri. Yani çok bir ölçe. Bir urup. Bir urup. Ha, urup. Dörtte? Onun kodun dörtte biri. Dörtte biri. Yani ölçenin dörtte biri. Ha. Üç mü? Dört. Yani dörtte biri. Neyse. Dört üçte. Ha. Dört. Sekiz on iki değil mi? Dört kilogram. Evet. Urup. Evet. Gülperi Karar. Bunlar... Aslan Bey Güner, Gülperi, Mustafa Aydın, Durdane Aydın isimlerini analım, var olsunlar sonsuza kadar yaşasınlar. Bu ambar merdivenleri, eskiden ambarlar olduğu için aşağı hep ambarlar da kaldı. Uzanılması için bunun üzerine çıkıp ambarın içindeymiş. Bu ambar merdiveni. Helal olsun. Teşekkür ederim. Hizmeti geçenler adına biz sana izleyiciler olarak, ben köylüler olarak teşekkür ediyoruz. Emeğe geçenler adına ve bunları verenler adına da ben de sana teşekkür ederim. Evet, şunu da unutmayalım. Çünkü bu kadar buğdayı öğütmeden yiyemiyoruz. Bu gerçeği olmadığı için Zekiye kadar değil mi? Ben bulgun taşı. Taşı. El değirmeni deniyor. El değirmeni. Evet. Bayram Güner canıma teşekkür ediyoruz. Var olsun, sağ olsun. Hay. Bir fotoğraf çek o zaman. Kapan. Evet. O yeşil